Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yeni yıldaki maaş zamlarını, yerel seçimleri, dolar bazlı yatırım araçlarını, Fed'in yapabileceklerini ve zorluklarda biriktirdiğimiz paraların pula dönüşmemesi için yerel seçim sonrasına hatta 1 Mayıs'a kadar neler yapmamız gerektiğini detaylı şekilde mantıklarıyla konuşacağız. Öncelikle bir rotamıza bakacağız. Önümüzdeki özellikle de yeni yıl maaş zamları ve yerel seçimleri arasındaki ters ilişkiyi, ters oran orantıyı görmeye çalışacağız. Sonrasında buna karşı alabileceğimiz çözüm ve dolar bazlı bazı yatırım araçlarında birlikte konuşuyor olacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı, ekstra video eğitim içerikler içinde katıl tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın diyorum. Zaten şu ana kadar anladığınız gibi sesim biraz kötü, ağır bir grip geçiriyorum. Çok ağır atlatıyorum ama bu önemli bir video olduğu için özellikle yerel seçimler ve yeni yılda gelecek maaş zamları bizim için kritik bir konu olduğu için bugün zor da olsa biraz bu videoyu çekmeye çalışıyorum. O yüzden sesimde cızırtılar olabilirse kötü gelen bir ses grubu olabilirse ara ara şimdiden özür dilerim. Hemen video geçelim. Şimdi burada odaklanacağımız aslında temelde birkaç tane husus var. Bunların hızlıca notlarını aldığım için sıra sıra sizlere anlatmaya çalışacağım. Sonrasında da bizim buradan nasıl korunabileceğimizi ve özellikle de altını çizmek istediğim nokta zorluklarla biriktirdiğimiz bu paraların pul olmaması, alım gücünü çok agresif şekilde kaybetmemesi için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Şimdi burada şunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Yerinde sayan her ay paramızın %5 eridiğini bilmemiz gerekiyor. Bugün %50'ler 55'ler civarında mevduat oranlarının olduğunu görüyoruz. Keza enflasyona baktığımız zaman %60'ların üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Bu da bize şunu söylüyor ki bugünkü 1000 liramız bir sonraki ay hala 1000 liraysa biz aslında aşağı yukarı %4 ile %5 civarında bir değer kaybına, bir alım gücü kaybına uğruyoruz demektir. O yüzden biz bir kere paralarımızın aynı yerde ya da elimizde biriktirdiğimiz servetimizin aynı yerde saymamasını kurtarmaya çalışacağız. Minimum %5'lik bir getiriyi elde edebiliyor olmamız gerekiyor. Bu her ay %5 düzenli bir getiri olmak zorunda demek değildir. Çünkü bazı aylar hiç getiri sağlatmaz sonrasında %20 sağlatır ve geçmiş ayı telafi edebilir. Sadece şunu bilmemiz gerekiyor. Hala paranın üzerinde bir enflasyon baskısı var. Hala bizim doğru tercihler yapmamız gerekiyor. Şimdi gelelim bu yerel seçimleri ve maaş zamını konuşalım. Şimdi yeni yıl maaş zamları ve akabinde hızla kendimizi yerel seçimlerin içinde bulabileceğimiz bir senaryoya doğru gidiyoruz. O sürecin zaten çok hızlı geçtiğini çünkü siyasi olayların ne kadar gündemi daha fazla yoğun ettiğinde sürelerin o kadar kısa geçtiğini de hatırlayabilirsiniz. İşte Mayıs'taki genel seçimleri hatırlayın oradaki süreç ne kadar hızlı kaybolmuştu elimizde. Yine aynı şekilde hızla geçecek. O yüzden bizim rotamızı şimdiden belirlememiz gerek. Paramızın alım gücünü koruyamazsak pul olacak emeklerimize yazık olacak demiştik. Şimdi burada bir %50 ortalamayı tekabül edecek bir zam bekliyorum. Tabi burada ne var? Asgari ücretin artışı söz konusu olacak. Bir de emekliye emekli ücretlerinin bir artış söz konusu olacak. %50 ortalamaya tekabül edecek derken burada neyi kastediyoruz? Yüzde i̇şte %48 mi gelir askeriye? %42 mi gelir? %55 mi gelir? Bunlar aslında bizim için şu anda birinci planda incelememiz gereken bir öncelik değildir. Ya da ilk planda %45 gelirse, %55 gelirse bu iki oranın arasında farklı bir senaryo izleyeceğiz? Hayır farklı bir senaryo izlemeyeceğiz. O yüzden %50 ortalamaya tekabül edecek bir zam bekliyoruz diyebiliyorum. Bu aşamadan sonra artan rezerv ve dış ilişkilerle yerel seçime kadar kurlar tutulmaya çalışılacaktır. Tabii ki asgarinin sonrasında kurda yansıma göreceğiz. Görmeyeceğiz demiyoruz ama fragman olarak göreceğiz. Asıl kısmı yerel seçim sonrasında göreceğiz. Şimdi burayı bir detaylandıralım. Şimdi normal şartlarda bekleriz ki asgariye gelen zam aşağı yukarı enflasyon kadar olsun ve bu da tabii ki o döneme kadar artmamış dolar kısmını da birebir tetiklesin. Fakat burada yerel seçim gibi önümüzde bir periyod olduğu için ve seçimlere göreci olarak hangi gider girerse girsin. En iyi koşullarla girmek isteyeceği için burada dövizi bir miktar baskılayacak. Buradaki önemli silahlarından biri gelişen dış ilişkiler ve bir miktarda artan ve artmaya başlayan rezervler. E tabii ki bunun yanında Sayın Mehmet Şimşek'in gelmesiyle birlikte tazelenen bir güven var. Tazelenen güvenle birlikte burada düşen CDS'leri görüyoruz. Ya da yurt dışından CDS sadece alınabilecek borçlardaki dış anlaşmalarında yine kuvvetlenebileceğini görüyoruz. Yani burada baktığımızda geçmiş 6 ay, geçmiş 1 seneden daha iyi bir ekonomik hale gelmemizin yansımalarını da buradaki yerel seçim periyodunda kullanılacağını ifade edebiliriz. O yüzden ortalama %50 maaşlara gelebilecek bir zamın doğrudan dolar tarafında birebir yansıdığını görmeyeceğiz. Bu hem tabii ki askeriye ya da maaşlara gelen zamdan sonra bir miktar dolar artışıyla bizlere bir fragman olarak gösterecektir. Yerel seçimlere doğru kademe kademe bir miktar daha ilerleyecektir. Ama asıl payını yerel seçimlerden hemen sonra verecektir. Yerel seçimlerden hemen sonra bunu çok daha net görebileceğiz. Yani yeni yılda Mayıs'a kadarki döneme yani 1 Ocak Mayıs, ay Mayıs ayına kadar ki dönemde hem borsada çok yüklü pozisyon almamamız bizler için daha sağlıklı olacak hem de Mayıs'a kadar taşıyacağımız döviz tarafı kuvvetli bir portföyümüzün olması ki benim tercihime göre sorarsanız %70 yatırım sepetimizin %70'inin döviz varlıklarla bezeniyor. Döviz varlıklarla dolu oluyor olması dövize bağlı olması çok daha sağlıklı olacaktır diyebiliyorum. Buradaki ana noktayı umarım anlamışızdır. Bir maaşlara gelecek %50 civarındaki zammın dolara bir yansıması gerçekleşecek sonra yerel seçime kadar kademe giden bir dolar artışı göreceğiz ama görece daha düşük olacak ve yerel seçim sonrasında daha hızlı ataklarla doların eder seviyeler belki 40'lar 45'ler bandına oturduğunu yapıştığını görebileceğiz. Bu 40'lar bizim için daha normal bir senaryo daha normal bir hedef diyebiliriz. Ama biz eğer ki TL varlıklarda kalıyorsak dolar 30 liradan 40 liraya gidiyorsa bizim aşağı yukarı %35 ile %40 civarında bir alım gücünde erimemiz söz konusu olacaktır. Yine o dönemi boş geçirmediğimizi varsaysak dahi %20 ile %30 arasında bir alım gücü erimesiyle karşı karşıya kaldığımızı göreceğiz. Görmememiz mümkün olmayacaktır. Bu yüzden burada yapabileceğimiz şeyler dediğim gibi tercihen %70'i döviz bazlı enstrümanlardan oluşturmak olacaktır. Kalan %30'un belli miktarı borsa tarafındayken belli miktarı mevduat ve özellikle arbitraj fonları tarafında pozisyonlanması çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi burada karşımıza yeni yıldaki maaş zamlarını ve yerel seçimleri konuştuk. Yerel seçimlerle yeni yıldaki maaş zamlarının bir tahtirevalli olduğunu, ters tahtirevalli olduğunu aslında görüyoruz. Yani bir tarafa bastığımız zaman diğer taraf çık ne kadar yeni yılda maaşları arttırırsak doların artma hızı ve artma kapasitesi o kadar artacak. Eğer asgariye zam yapılmazsa da o zaman asgari ücretle çalışanın ya da emeklinin de o kadar enflasyon altında ezildiğini görebileceğiz. Ve aynı zamanda o kadar da oy kaybı demek olacaktır. O yüzden burada bir tahtirevallinin söz konusu olduğunu iyi şekilde bilmemiz gerekiyor. İki tarafta birbirini dengeli şekilde hareket ettirmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra Fed'le ilgili şeyleri söylememiz gerekirse. Fed'le ilgili geçen videolarımızda da çokça konuştuğumuz için çok fazla bu videoda üzerinde durmayacağım. Ama Fed'e hamleleri önemli ve takip edeceğimiz hamlelerdir. Fakat oraya gidene kadar daha zamanımız var. Acele etmemeliyiz. Zaten dövize bazlı ya da döviz bazlı tuttuğumuz yatırım araçlarımız olduğu için Fed'in faizleri indirmesi de çok büyük oranda bizim yatırım araçlarımızı da pozitif etkileyecektir. O yüzden Fed'e bir taraftan kulak vermek zorunda değiliz. Buradaki yatırımlarımızı sepetlerimizi oluştururken veya sonucuna doğru giderken çünkü Fed zaten burada bizimle aynı tarafta ilerlemiş oluyor aslında. Şimdi gelelim peki üçüncü başlığımız dediğimiz kısma yanlış hatırlamıyorsam dolar bazlı yatırım araçlarına. Şimdi dolar bazlı yatırım araçlarında bu %70'lik sepetimizi nelerle hece edebiliriz dediğimizde karşımıza çok bariz bir şekilde yabancı hisse senetleri çıkıyor. Özellikle de altını çizerek söylüyorum düzeltme sonrası yabancı hisse senetleri. Fonlar ile birlikte çok kolayca alabiliyoruz. Burada kafanızın karışıcı herhangi bir şey yok. Doğrudan bankanıza gidip yatırım fonlarından Tefas'taki fonların hepsini alabiliyorsunuz ve hiçbir ekstra üyelik açmanıza, ekstra bir yere kayıt olmanıza gerek yok. O yüzden fonlarla yabancı hisse senetlerini almak çok kolay. Bugün katıl tarafına bir tane video yüklenecek zaten. Uzun vadeli katılı özel 3 tane fon diye. O fonların içerisinde de nasıl alınacağını biraz daha değineceğim ve hangi fonların şu an için uygun olduğunu, hangi fonların daha mantıklı seviyelerde olduğuna da katıldaki videomuzdan bakabilirsiniz. Daha önce hatırlarsanız yabancı hisse senetlerini çok kez söylemiştim. Defalarca kez anlatmaya çalışmıştım ve bugün baktığımızda dolar bazlı %15 yaptığını görüyoruz. Bakın dipten tepeye ölçtüğümüzde dolar bazlı %15 hatta %16'lık bir getiri elde ettiğini görebiliyoruz. Tabii ki bunu kaç kaçırdık artık ne diyoruz o yüzden düzeltme sonrası Şu an %1.30'luk bir düzeltme Var burada aşağılarda %7'lere Kadar bir düzeltme imkanı söz konusu Nereye tekabül ediyor 4400'lere Fakat bunun üzerinde yeni bir Destek oluşuyor mu evet artık bunun üzerlerinde Yeni destekler oluştuğunu görebiliyoruz Buradaki birinci desteğimiz 4600'ler seviyesi diyebiliriz Buraya zaten değmesine pek de bir mesafe kalmadı %2'lik bir düzeltme ile buraya gelecektir Bunun yanı sıra bir düzeltme seviyesi Ya da bir destek kademe atacağımız seviye daha Koyarsak bu da 4545 şer seviyesi olacaktır. Zaten ikisinin arasını şöyle basitçe ölçmek gerekirse yüzde bir düzeltme söz konusu. Burayı geçtiği zaman artık gap boşluğuyla birlikte geleceği şu banda tekabül etmiş oluyoruz. Burası nereler? 4460'larla aşağıda 4410'lar arasındaki bu gap boşluğunda ne kadarını geri verirse buralara gelebiliyor. Konumuza geri döndüğümüzde düzeltme sonrasında yabancı hisse senetleri burada döviz tarafında bizleri koruyabilecek ilk ve en uzun vadeli yatırımdır diyebiliyorum. Çok basit şekilde 5 senelik açalım, 10 senelik açalım, istersek 20 senelik bakalım. Yabancı hisse senetlerinin sürekli olarak yukarı doğru bir grafikte olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. İkinci tarafa geçtiğimizde burada karşımıza karşımıza kripto paralar geliyor. Ben kripto paralar dediğimizde biraz da bitcoin biraz da ethereum tarafında olmaya çalışıyorum. Çünkü çok volati hareketler gerçekleştiriyorlar mı? Evet. Risk algıları daha fazla mı? Evet. Dolandırıcılık vesaire gibi imkanlar daha yüksek olduğu için burada yapmamız gereken nokta daha temel coinlerde ve büyük borsalar tarafında kalmaktır. Eğer bu işten iyi anlıyorsanız teknolojisi için, geleceği için, yaptığı yazılımlar, projeler için alt coinlerden de ufak sepetler oluşturabilirsiniz. Çok faydalı olacaktır. Getirinizi çok çok arttıracaktır. Ama burada ana nokta sağdan soldan duyma sağdan soldan izlediğiniz okuduğunuz şeylerle çok büyük altcoin sepetler oluşturursanız hüsrana uğrama ihtimaliniz çok yüksek olacaktır. Yine burada göreci olarak güvenli dediğiniz ya da siz doğrudan bu işten çok iyi anlıyorsanız o zaman çok daha faydalı olur. Bu yazılım blockchain metaverse altyapılarından iyi anladığınız takdirde white paperları okuyarak seçtiğiniz altcoin sepetleri de iyi olur. Yine konumuza geri dönelim. Sonuçta bizim buradaki şu an konumuz dolar bazlı yatırım araçlarından hangileri bizi Mayıs başına Mayıs ortasına kadar koruyacaktır bir yabancı hisse senetleri dedik. iki kripto paralar dedik. Üçe geldiğimiz zaman burada karşımıza emtia ürünleri çıkıyor. Ben burada Brent petrolü açayım ekranda görelim ama sadece Brent petrolü konuşmayacağız. Burada aslında karşımıza çıkan üçüncü yatırım aracı doralar bazlı emtialar. Başta benim yine tercihim petrol ve gıda olacak. Sonrasında kıymetli madenler de gelebilir. Şimdi burada gıda ve petrol yerine kıymetli madenleri koymanın ya da kıymetli madenlerle birleştirmemin asıl amacı şu. Çünkü kıymetli madenler dediğimizde karşımıza altın ve gümüş geliyor en temelde. Altını almak noktasında da yerli yatırımcı çok fazla profesyonel. Bu noktayı çok iyi bir şekilde biliyor. O yüzden ben burada kıymetli madenleri de alternatif olarak değerlendirebileceğinizi söylüyorum. Ama ilk tercihim benim yine buraya gideceğim noktada yani Mayıs ortasına kadar gideceğim o %70'lik döviz bazlı sepette yabancı hisse senetleri kripto paralar, sonraki emtia ürünlerimin başında petrol ve gıda gelecektir. Akabinde kıymetli madenleri de yine koyabilirim. Bunun sonrasında son dolar bazlı yatırım aracıma baktığımda da dolar ve döviz ya da dolar euro olabilir, dolar sterlin olabilir dolar ya da döviz bazlı diyelim daha doğru olacaktır. Mevduatlar da bizim için burada sağlıklı olacak. Fakat burada özellikle de nitelikli yatırımcıya hitap eden bazı serbest fonlar oluyor. Yıllık olarak aşağı yukarı %5 ile %8 hatta %10'lara kadar getirir sağlayan döviz bazlı fonlar oluyor. Özel fonlar. Bankacılarınızla konuşarak bunları öğrenebilirsiniz. Bunlar da yine bizim döviz tarafımızı hedge etmek için sağlıklı olan yatırım araçlarıdır diyebilirim. Ama baktığımız zaman doğru seviyeleri biraz daha temelini tekniğini takip edebildiğimiz zaman biz bir senede alacağımız %5'lik %8'lik mevduat getirisini iyi zamanlama yaparak 3-4 ayda yabancı hisse senetlerinden zaten alabiliyoruz. O yüzden yabancı hisse senetleri, kriptolar ve emtia ürünleri bizim için ilk etapta daha sağlıklı olacaktır. Demek ki bu bakış açısıyla baktığımızda yeni yılda ki maaş zamlarının yerel seçimlere etkisini yerel seçimlerin sonrasındaki Mayıs ortasına kadar taşıyacağımız bir periyotta oluşturabileceğimiz döviz bazlı yatırım sepetini de birlikte görmüş olduk. Hem konjektürü taradık. Konjektürün pozitif negatif geri dönüşlerine karşı da elimizde rasyonel sonuçlar, rasyonel çıktılar üretmeyi başardık diyebiliriz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bugün yüklenince katıl videosunu lütfen atlamadan izleyin. Aynı zamanda iki gün önce yüklenen katıla özel yüklenen portföy sepeti vardı. Bir tane mini portföy hazırlamıştık temettü yatırmışız için. Onu da unuttuysanız unutmadan tekrar izleyin. Demenizde çok büyük fayda var diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Benim gibi hasta olmayın diyorum. Kanala abone olmayı ve yorum atmayı beğeni butonuna basmayı da unutmazsınız. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.